Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak. Ne olur müsaade et. Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur. Hayır. Israpları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz. Hadi içki ver bana. İsmimi niçin değiştirdiniz? Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Ayla Gül olmak seni yepyeni bir insan yapacak. Müjdemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle. Sevgili şarkıcımız Ayla Gül'ün düğünü varmış da... hem de orijinal olsun diye ilk çalıştığı gazinoda yapıyor. Kaderin cilvesine bak sevgi. Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil mi? Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala... kaybediyorsun. Ekrem Bey'i sen mi davet ettin? Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım. Hayır. Sizi gördüler. Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı. Kimse anlayamaz. Beyefendi davetli değilseniz gazinomuz bugün tutulmuştur. Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik. Ben de düğünüme şeref verdiğini zannetmiştim Ekrem Bey. Gene de mutluluk dilemek isterim size. Mutluluk, siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı. Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm. Pişman olsam benimle evlenir miydiniz? Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez. Siz mutlu musunuz? Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz. Siz beni hala seviyor musunuz? Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz. Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım. Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem. Peki, buraya niçin geldiniz? Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah'a ısmarladık. Kocanıza yalan söylemeyin sakın. Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bakın.